Merhabalar sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir ürünün incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğim ürünün ismi Musullu Kahve ve Baharat Öğütücüsü. Öncelikle neden böyle bir ürün alma ihtiyacı hissettik? Ondan bahsetmek istiyorum. Bir süredir biliyorsunuz stevia bitkisiyle ilgili sizlere paylaşımda bulunuyoruz. Daha öncesinde işte balkonda stevia nasıl yetiştirilir, nasıl bakımı yapılır, nasıl budanır, nasıl yaprağı kurutulur şeklinde önceki videolarımız var. Dileyenler kanalımızdan videoları izleyebilirler. Size o seriden stevia ile ilgili göstermek istediğim bir konu kaldı. Nasıl toz formuna getirilir diye bir video çekeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Kurutmuş olduğumuz stevia yapraklarını bu kahve öğütücü ve baharat öğütücü ile toz haline getirebilirsiniz. Onu da bir başka videoda sizlerle paylaşacağım. Bu mutfağınızda değişik amaçlar için kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bir cihaz. İsterseniz kahvenizi veya isterseniz baharatlarınızı bu makine yardımıyla öğütebilirsiniz. Hatta kırmızı biberinizi mesela kurutup yine bunu pul biber ya da toz biber formuna dönüştürebilirsiniz. İşte karabiberinizi mesela öğütüp taze bu aromasını kaybetmeden kullanabilirsiniz. Kahvenizi keza aromasını kaybetmeden kullanmadan önce öğütüp o şekilde taze ve aromasıyla birlikte kullanabilirsiniz. Yani en temel kullanım amacı budur. Yine ceviz, fındık tarzı çerezleri de öğüterek farklı amaçlar için mutfağınızda kullanmak için yine bu öğütücüyü kullanabilirsiniz. Şimdi bu musullu bu piyasaya yeni girmiş bir ürün. Bosch'un, Siemens'in, Simbo'nun ve diğer markaların da baharat öğütücüleri ve kahve öğütücüleri var. Fakat musullu şu an piyasaya yeni girmiş bir ürün. Hatta şu an bizim aldığımız fiyatı lansman fiyatı diye geçiyor. Musullu'nun 2 adet öğütücüsü mevcut piyasada. Bir tanesi MSL1001 diye bir modeli var. Bu ise MSL1003 modeli. 1001 ile 1003 modeli arasında ne fark var diyecek olursanız, 1001 modelinde iç haznesi sabit. 1003 modelinde ise iç haznesi sabit değil, çıkarıp yıkanabiliyor. En büyük fark bu. Geriye kalan işte motor gücü vesaire diğer özellikleri birebir aynı. 1001 ile 1003 arasındaki en bariz fark dediğim gibi 1003'ün haznesinin çıkarılabilir olması ve yıkanabilir olması. Bu da aslında bir çeşit kolaylık sağlıyor. Hani temizlik açısından kolay bir şekilde çıkarıp yıkanması bir avantajdır diye düşünerekten biz MSL1003 modelini tercih ettik. Şimdi gelin isterseniz hep beraber ürünümüzün kutusunu açalım. Şu şekilde çok gayet şık bir şekilde kutusunu dizayn etmişler. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi ürünün özelliklerini anlatmışlar. Birazdan onlara da değineceğiz vakti geldiğinde. Önce bir açalım hep beraber. Öğütücümüz. Poşetini çıkaralım. Kutu içerisinden neyimiz var? Garanti belgemiz var. Ve bir adet de baharat ve kahve öğütücü kullanım kılavuzumuz var. Şöyle genel itibariyle öğütücümüzü bir inceleyecek olursak gayet şık mutfağınızda hani dekor olarak da güzel bir şekilde duracak bir ürüne benziyor. Orta kısmında çalıştırma ve durdurma butonumuz mevcut. Alt tarafa baktığımız zaman markamızın logosu var. Designed by Japan yani tasarımının Japonlara ait olduğunu belirtiyor.
Kolay tutması açısından şu şekilde pütürlü bir yapısı var yan tarafların, elinizden kaymayı engellemek için. Alt tarafında markamız, etiketimiz var. Onun dışında kabloyu kendi içerisinde gizli bir şekilde sarmak için kabloyu gizleme bölümü var. Şu şekilde gizleyerek sarabiliyorsunuz. Kablosunu gizleyebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak düşünülmüş. Şu şekilde kapağını açıyoruz. Bıçaklı haznemiz burada mevcut. Bu şekilde kilitlemeli bir sistem var. Sağa doğru çevirdiğimizde gördüğünüz gibi iç haznesi çıkabiliyor. Bunu kahvenizi veya baharatlarınızı öğüttükten sonra bu şekilde çıkarıp kabınıza aktarıyorsunuz ve kolay bir şekilde yıkayabiliyorsunuz. Bu 1003 modeliyle birlikte gelen özellik. Diğer kısmı ise tamamen burası motor kısmı cihazımızın. Birazdan sizlere nasıl çalıştığına, genel itibariyle ses düzeyine bir fikir sahibi olmanız için kısa bir baharat da öğütelim isterseniz birlikte. Yine ürünümüzün iç haznesinde şu şekilde hani max yazan bir kısım var. Ne kadar bir içerisine baharat koyacağımı nasıl ölçeceğim, hani 85 gram, 100 gram diye düşünüyorsanız buradaki max çizgisine kadar, yani maksimum buraya kadar doldurmanızı öneriyor firma. Şuradan da görebilirsiniz max yazısını. Yani burayı geçmemeye özen gösterelim. Şimdi önce şu şekilde tekrar yerine koyalım. Yerine koyduktan sonra hafif sola çeviriyoruz. Tık sesini duyunca oturuyor. Daha sonra kapağımızı yine üzerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde oturtuyoruz. Biraz da cihazımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Bu kahve ve baharat öğütücümüz her seferinde 85 grama kadar kahve ve baharat öğütmek için tasarlanmış. Ergonomik bir tasarım var. Zarif krom kaplama gövdesi var. Dayanıklı paslanmaz çelik bıçakları var. Kullanışlı kordon saklama bölümü var. 200 watt güç tüketimi var. 12 fincan kahveye kadar öğütme kapasitesi var. Güvenlik için kapaksız çalışmama özelliği de mevcutmuş. Bu da güzel bir özellik. Yani yanlışlıkla kapağını açık unuttursanız çalışmıyor bu şekilde. Çocukların veya işte birilerinin parmağını sokup kendisini yaralamasını engellemiş oluyor. Evet sevgili dostlar, isterseniz kısaca cihazımın nasıl çalıştığına dair, sesinin ne kadar olduğuna dair kısaca bir fikir edinmek için küçük bir test yapalım. Şimdi dijital tartımla birlikte biraz karabiber öğütmek istedim. Şu an tartımda 24 gram karabiberim mevcut. Şimdi bunu toz formuna getireceğim. İlk önce kapağımızı açıyoruz. Bu şekilde. İçerisine öğütmek istediğimiz karabiberlerimizi şu şekilde boşaltıyoruz. Cihazımızın kapağını kapatıp kilitlendiğinden emin olduktan sonra fişimizi takıyoruz. Evet, hazır. Şimdi cihazımızı çalıştıralım. Gayet kuvvetli ve müthiş bir karabiber aroması gelmeye başladı. Hani neden bu cihazı kullanmak isteyeceğinizin sebeplerinden bir tanesi, tabii siz oradan kokuyu alamıyorsunuz ama müthiş bir karabiber kokusu geldi. Hani kullanmadan önce baharatlarınızı bu şekilde öğüttüğünüzde aromasını daha çok hissedebileceksiniz. Şimdi bunu kapağımızı açalım. Önce fişimizi çekelim tabii ki güvenlik açısından. Şu şekilde çıkardık.
Gördüğünüz gibi müthiş bir şekilde karabiber kokusu geliyor. Öksürtecek kadar. Gördüğünüz gibi karabiberlerimiz güzel bir şekilde toz formuna geldiler. Bu şekilde siz de evinizde kahvelerinizi, baharatlarınızı, biberinizi veya öğütmek istediğiniz şeyleri, çerezlerinizi kolay bir şekilde öğütebilirsiniz. Ben kısacası bu aleti başarılı buldum. Evet sevgili dostlar, bir tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Size bu videomuzda Musullu MSL 1003 kahve ve baharat öğütücüsünü tanıttık. Genel itibariyle biz bu ürünü başarılı bulduk. Uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün gibi görünüyor. Almak isterseniz size de tavsiye ettiğimizi söylemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.